Nikahın imamını da kıyarım, hükümetini de, sabrına başlarım, sükunetine de. Çalsın davulu zurna, nasıl bizim havadan oynar elbet birileri kız tarafından. Allah herkese gönlünün prensiyle ya da prensesiyle evlenmeyi nasip etsin inşallah diye başlayalım programa. O zaman yeni nesil yayıncılıktan 360 ekranlarından, Gezmek Olsun programından herkese merhabalar efendim. Umarım çok güzel bir gün geçirirsiniz. Tıpkı üstümdeki sarı gibi. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı, ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy ilçesindeyiz. Kadıköy ilçesinde Efes Çarşısı'nı gezeceğiz. Bu çarşı çok güzel bir çarşı ama boş. Niye boş? Boş bırakmayalım. Ben size göstereyim burada neler varmış, neler yokmuş. Ki neden bu şarkıyla açtığımı da birazdan anlayacaksınız. Siz de çıkın çıkın gelin. Zaten ulaşım çok kolay Kadıköy'e. O zaman bakalım biz bu çarşıyı ne kadarla gezeceğiz. Gelsin paramız. Şöyle bakalım. 5 lira mı? Yanlış para koymuşsun herhalde Mithat. Yanlış para koydum diyor. 5 lira değil diyor. Paraları karıştırdım diyor. 5 diyor. Senin diyor. İlk önce suspayın diyor. Şöyle 20, 30 ve 35. O zaman Gezmek Olsun 35 lirayla İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy ilçesinde başlasın. Sevgili seyirciler, bu çarşıya geldiğiniz zaman düğün, nişan, kına alışverişinizi hem uygun fiyata hem de bol çeşitli olarak yapabilirsiniz. Burada ondan fazla mağaza var. Terzi de var. İsterseniz zevkinize göre hem takım elbisenizi hem de abiye kıyafetinizi ya da günlük beğendiğiniz bir kıyafet size pahalı geldiyse onu da ne yapabilirsiniz? Buradaki terzilerde diktirebilirsiniz. Organizasyon firmalarının da olduğunun bilgisini vereyim ben size burada. Genelde Kadıköy'e geldiğimiz zaman Söğütlü Çeşme Caddesi üzerinde işte gelinlikçilere, davetiye satan yerlere ya da kına için, nişan için böyle aksesuar satan yerlere giriyoruz biz. Ama Kadıköy'de ne yapıyoruz? Biraz da böyle boğa heykelinin aşağısına doğru gidiyoruz ve sağ taraftaki bu güzel çarşıya geliyoruz ve hem bütçemiz hem de zevkimiz doğrultusunda alışverişimizi ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Şimdi burada çok güzel bir dükkan var çarşının içinde. Hem söz tepsisi var, hem şöyle sizin kendinizin alabileceği ve evde kendinizin süsleyebileceği ürünler var. Şöyle hem mevlit hem işte kınada dağıtmak üzere olsun. Bakın şöyle ürünler var. Biz de ne yapalım? Hemen içeriye girelim. Hem fiyat bilgisi alalım hem de neler alabilirsiniz, burada neler varmış sizlere gösterelim. Hadi gelin. Hanımlar harıl harıl arı gibi ne yapıyorlar, çalışıyorlar. Ya bir kınaya ya bir mevlite hazırlık var burada efendim. Neye hazırlık var? Nikah. Nikahaymış. Aa, nikahta genelde bakın nikah şekeri dağıtılır ama ne dağıtılıyor? Bu kolonya. Kolonya dağıtılıyormuş. Bakın böyle. Mithat böyle. Senin zamanında var mıydı nikahtan sonra böyle dağıtılan kolonyalar? Yoktu diyor Mithat. Ne vardı? Nikah şekeri vardı değil mi? İçine badem şekeri koyarlardı. Böyle tülün içine sararlardı ve nikahtan sonra gelenlere dağıtılırdı. Ama şimdi bakın nikah şekeri yerine kolonya dağıtılıyor. O nikahın kokusu bir ömür boyu çıkmasın üzerlerinden diye, size de sinsin diye efendim. Bakın İrem Su ve Barış için burada çok güzel bir hazırlık yapıyor hanımefendiler. Kaç tane yapıyorsunuz? 200. 200 tane. Vallahi ben bunları alıp böyle evde yapıyorsunuz ya, ben evde yapmaya üşenirim. Bak gelin buraya hanımefendiler yapsınlar. Ne kadar yapıyorsunuz ayıptır sorması? Tabii seçecekleri ürüne göre, kaliteye göre fiyat mutlaka ya artıyordur ya da ne yapıyordur, iniyordur. 5 lira. Tanesi 5 liraymış sevgili seyirciler. 200 tane yapılıyormuş. Mithat diyor ki bir şey değil diyor.
Mithat böyle. Mithat bunu diyorsa çıkın gelin sevgili seyirciler. Mithat böyle diyor. Hiçbir şey değil. Şişeyi 5 liraya alamazsın ya diyor. Ben de Mithat'a katılıyorum sevgili seyirciler. Kesinlikle doğru söylüyor. Evde gözlerinizi yorup hem kendiniz hem de gözlerinizi yormaktansa gelin buraya bakın. Güzel hanımlar ne yapıyorlar? Çalışıyorlar. Hanımefendi diyor ki bu pisliğe bile diyor evde ellerini bulaştırmalarına değmez diyor. Gelsinler diyor. 5 liraymış bakın. Böyle bir nikahtan sonra dağıtılacak kolonya. Tabii ki sadece bu yok. Hanımefendilerin şöyle arka tarafında nikahtan sonra ya da işte kınadan sonra ya da bir doğum günü organizasyonundan sonra dağıtılabilecek birçok alternatif var. Biz size 5 lira olanını gösterdik hanımefendiler çalışırken. Tabii ki bunun 10 lira olanı da olabilir. Seçtiğiniz ürüne ve kaliteye göre 20 lira olanı da olabilir. Siz buraya geliyorsunuz, bütçeniz ve zevkiniz doğrultusunda siparişinizi veriyorsunuz ve hanımefendiler yapıyorlar. Yine çok güzel bir hanımefendi ne yapıyor çarşının içinde? Çalışıyor. Bu da farklı bir ürün. Bunu da şöyle, hazır olanı şu. Bunu da şöyle göstereyim. Kandil. Kandil. Yani şurasını içine burada plastik bir kapak var. İçinde gaz yağı var. Onu çıkarıp bunu taktıktan sonra fitil içine giriyor. Mum gibi kullanılabilir. Sevgili seyirciler bir şey söyleyeceğim abla. Çok iyi söyledin. Hanımefendi dedi ki hem de dekoratif de doğru söylüyor. Biz ne yapıyoruz nikahtan sonra? Genelde badem şekerlerini ya yiyoruz ya da atıyoruz. Çünkü isim yazıyor ya da kullanabileceğimiz bir şey olmuyor. Bunu dekoratif olarak da kullanabiliriz. İstersek yakabiliriz. Siz kaç tane hazırlıyorsunuz? Bu kurumsal 275 tane yapıyorum. Denizcilik Fakültesi'nin mezunlar yemeği için. Aa, ne kadar güzel. Hem katılımcılara hediye olsun hem masaları renklendirsin. Ama bir şey söyleyeceğim. Nikah temaya uygun. Evet nikahtan sonra da bakın bu da verilebilir. Tabii zaten biz şekerciyiz. Nikah şekerciyiz. Normalde bizim nikah hediyeliğimiz. Peki bir şey söyleyeceğim. Ne kadar bu mesela? Normalde 5,5 lira ama bir de kutulama hizmeti yaptık. Evet. Bu şekilde üzerine tekrar fiyonk takılarak 7 liraya geldi. 7 liraymış bu şekilde bir de fiyonk takılınca sevgili seyirciler. Ama bu şekilde eğer almak isterseniz 5,5 lira. Bana mı uygun geliyor fiyatlar mı uygun Mithat? Mithat diyor ki çok iyi fiyatlar diyor. O zaman siz şöyle bir göz atın burada neler var neler yok. Daha sonra ben sizleri ne yapayım karşılayayım. Şimdi sevgili seyirciler, hanımlar orada çalışıyor, abla burada çalışıyor, kızı paket yapıyor burada. Ne kadar güzel. Yani ben bayıldım gerçekten buraya. Şimdi şunu söyleyeyim size. Nikahtan sonra dağıtabileceğiniz şöyle bir ürün de var. Buranın en pahalı ürünü, onu söyleyeyim. 16 lira. Tabii ki bunun farklı modelleri de var. Bir de şöyle bir ürün var. Bunun da fiyatı ne kadardı abla? 8,5 liraymış. Bir de buranın şöyle bir özelliği var. Hemen şunu söyleyeyim. Şimdi başındaki ne yıldız diyeceksiniz. Böyle siparişe göre gelinlikle takılabilecek taçlar yapılabiliyormuş. Bakın fotoğraf çekiminde kullanabilirsiniz. Doğumdan önceki fotoğraf çekimlerinizde kullanabilirsiniz. Ya da düğününüzde tercih edebilirsiniz. Kullandıktan sonra kıyafetinizin omzuna aksesuar olarak da takabilirsiniz. Hemen söyle abla sen devam et anlatmayayım. Bir omuz aksesuarı abiye ile olabilir, gelinlikle olabilir. Gelinlikçilere de hazırlıyoruz zaten. Biz sadece nihai müşteri kullanacak kişiye değil, moda evleri için de hazırlıyoruz. Çünkü bu tamamen kumaş kolalanıyor. Şekilli bir kesim yapıldıktan sonra ütüleniyor. Bu şekle geliyor. El işçiliği bir şey. Peki bir şey soracağım abla. İsim ne? Filiz. Filiz abla şimdi ben geldim. Benim düz bir abiye kıyafetim var. Siyah, kırmızı ya da herhangi bir renk. Ben onu renklendirmek istedim. Ben benim programı izledim bir izleyici olarak. Sonra geldim. Seni buldum. Evet. Filiz abla dedim benim şöyle düz bir elbisem var ben onun kenarına yıldızın gösterdiği gibi böyle çiçek istiyorum dedim. Bana özelde yapıyor musun? Tabii tabii. Ne kadardan başlıyor fiyatlar bunların? Vallahi değişiyor. Şimdi bu 300 liraya yapıldı. Böyle bir baş 120-130 liraya yapıldı. Bakın böyle bir tane yaka gülü mesela bu tek başına olsa 40-50 liraya olabiliyor. Yani en ucuz ne kadardan başlıyor? En ucuz yani el işçiliği bir çiçek 25-30'dan başlar. Damat yaka cepleri 10 liradan başlar. Onlar en küçükler.
Çünkü kumaş kasnağı geriliyor, kolalanıyor dedim ya. Ondan sonra tek tek çiziliyor, kesiliyor ve şekil veriliyor. Toplanıp çiçek haline geliyor. Eski hanımlar olgunlaşma falan daha çok meslek lisesi mezunu olurlardı. Eskiler bu işi bilir. Yeni gençler pek bilmiyor. Daha çok plastik çiçekleri kullanıyor ama asıl gelin çiçeği bunlardan olurdu. Biliyorum, annemin vardı. Bir şey söyleyeceğim peki. Şimdi bunu sadece beyaz değil farklı renklerde şey de olur. Hem saç aksesuarına hem de burnu yapıyorsun kendi, değil mi? Tabii kendi kumaşıydı getirdi. Yoksa kırmızı ise kırmızı, pembe ise pembe. Biz kumaşı da boyayabiliriz. Renkli kumaşla da çalışabiliriz. Sevgili ondan seyirciler, yok. Kadıköy'e yolunuz düşerse, evlilik hazırlığı yapıyorsanız ya da birinin düğününe gidecekseniz bu yakınınız olur. Düğünlerde aynı kıyafeti giyemiyoruz biliyorsunuz. Neden? Sosyal medyaya fotoğraf koyuyoruz. O kıyafetin havasını değiştirmek isterseniz bence Filiz ablaya gelin. Mutlaka yakasına bu kadar abartıyı sevmiyor olabilirsiniz. Biraz daha sadesini yaptırırsınız. Siyahını, kırmızısını, ne renk isterseniz boyasını bile yapıyorlarmış. Şimdi 230 işte 120 sizi korkutmasın. Bunlar çiçeğin yani kullanılan ürünün hani büyüklüğüne göre değişiyor. Siz isterseniz 40-50 liraya bir şey yaptırırsınız. Bütçenize ve zevkinize göre. O zaman kolay gelsin Filiz abla. Ben buraya bayıldım. Allah işini gücünü rast getirsin. Çok güzel anlattın. Ben böyle bir astrolist edasıyla ne yapıyorum? Gidiyorum Filiz abla. Sevgili seyirciler, ben bu dükkana girdim, kendimi kaybettim. Çünkü gerçekten çok güzel ürünler var. Eskiden bunlar modaydı. Şu anda ben fazla görmüyorum. Ama bence bunların yerini şunlar çok nadir tutuyor ya. Haksız mıyım hanımefendi? Evet diyor hanımefendi de. Çalışıyor orada, kimin doğum günü var? Bu bebek şekeri. Evet. Bebeğimiz için hazırlıyoruz bunları. Çubuklu şeker olacak bunlar. Çubuklu şeker doğum günü mü var? Örneğimiz var. Örneği varmış şekeri. Burada. Ha, yeni doğan bir bebek. Hastanede dağıtmak üzere. Hastanede dağıtmak üzere. Bakın gidince böyle güzel şeylerle karşılaşıyorsunuz işte hastanede. Mithat tekrar gösterir misin? Aslanı, flamingosu, zürafası. Aman Allah'ım. Hanımefendi sizi şöyle hemen yanıma alayım. Birazcık çalıştırmayacağım sizi. Çünkü ben çalışacağım şimdi. Tamam. Şimdi hanımefendi bir şey söyleyeceğim size. İsim? Yıldız. Aranıza gireyim. Mithat aramıza girdi. Dileğini tuttu ve ne yaptı? Geri gitti. Yıldız. Ben de memnun oldum. Ben de çok memnunum. Ben de bayılırım ya. İsmimi çok seviyorum siz. Ben de çok. Kimin ismiymiş? Benim Temmuz'da doğdum ben. Doğduğum zaman çok yağmur yağmış ve ondan sonrasında gökyüzü yıldızla doğmuş. Şey babam kafasını kaldırıp bu çocuğun ismi Yıldız olmalı demiş. Bir şey söyleyeceğim. Bir sene kardeş olabilir miyiz acaba? Hani bir kesin bir durum olabilir yani. Çünkü niye biliyor musun? Temmuz'da kardeşim doğmuş ve fazlasıyla yağmurluymuş. Bak bunu samimi söylüyorum. Annem yağmur koyalım demiş. Sonra Yeliz koymuş. Ben de babaannemin adıyım. Bir an ne gelecek diye bekledim yani böyle. Böyle baktım yani. Ay ismimi iyi ki duydum ya. Bayıldım hanımefendi. Yıldız gibisiniz. Böyle ömrünüzde her şeyiniz yıldız gibi parlasın inşallah. Rica ederim. Şimdi bunları gerçekten görmeye alışkın değiliz. Eskiden çok modaydı. Evet. Ama şimdi de biraz böyle moda. Geçmişten günümüze geldiği için şu anda da moda. Örneğin böyle bir el çiçeği. Ne kadar? O 200 lira. 200 lira. Tamam, kendiniz mi yaptınız? Bizim bir arkadaşımız var, kendisi yapıyor. Hatta o kendisi de pasajdaydı. Şehir dışına gitti ama yine bize yapıp oradan tekrar gönderiyor. Sipariş de alıyoruz. İsteğe göre de çalışıyoruz. Talep oluyor mu? Evet. Gerçekten mi? Sevgili seyirciler bence çok güzel ya. Ya bayıldım yani. 200 liraymış fiyatı. İsterseniz diğer burada... çiçekler de var. Onlar da yine el yapımı. Ütü çiçektir. İpek kumaştan yapılıyor üsttekiler. Şöyle çıkar. Açamadım ben de o yüzden fazla biraz dokunmayayım dedim. Sıkıntılı. Sakarım ben de camı indiririm diye korktum Yıldız'cığım. Sonra vallahi 35 lira verdiler bana.
35 lirayla bu cam yapılmaz da Yıldız'cığım yani. Aynen diyor ya. Canın sağ olsun da demiyor. Aa adaşım. Hayır, 35 lirayla yapılmaz. Yapılmaz tabii. Bir şey diyeceğim, bu da çok güzelmiş. Bakın. Hiç ben böyle alt tarafı süslü gelin çiçeği de görmedim. Ne kadar bu? O 300. Bu da 300 lira. Bakın bir bunun da. Bir kumaş tamamı ve el ütüsüyle yapılıyor. Gerçekten el emeği göz nuru yani. Bakar mısınız sevgili seyirciler? Şöyle. Onda da istenilen renklerde çalışılabiliyor. Onların kendi baş çiçekleri de oluyor. Ay bayıldım ben onlara. Şöyle. Hemen onları çıkartayım. Onları takalım bana. Hemen. Hemen. Hevesimi alayım. Değil mi? Evlenemiyorsam hevesimi alırım geldiğim yerlerde. Sevgili seyirciler bakın. Bunları... Durmuyor. Kafada bile durmuyor diyor Mithat. Evet, tel tokayla tutturulması. Ha, duydun mu? Bak tel toka lazım. Şimdi ben size birbirinden farklı böyle saç aksesuarlarını, taçları ve gelin çiçeklerini göstermeye devam edeceğim. Fiyat bilgilerini de vermeye ama ilk önce siz bir bakın bakalım neler var neler yok. O arada ben adaşımla sohbet edeyim, Yıldızcığımla. Bir şey soracağım. Siparişi özel yapıyor musunuz bu arada? Evet, yapıyoruz. O zaman fiyat değişiyor mu? Yani çok büyük ya, yani şöyle bir şey, kullanılan malzemeye göre ve işçiliğe göre fiyat değişir. Yani bunun aynısını istiyordur ama işte çiçek renklerini farklı istiyordur. O zaman fiyat değişikliği olmuyor. O zaman siz bakın, biz de fiyat bilgileriyle sizi karşılayalım. Buyurun. Şimdi biz Yıldız'la ne yaptık? Sohbet ettik. Siz de baktınız gelin taçlarına ve çiçeklerine. Gerçekten burada çok güzel aksesuarlar var. Sadece gelin tacı ve çiçeği olarak düşünmemek gerekiyor bence sevgili seyirciler. Evinizin herhangi bir köşesine uygun çiçeği de yine buraya gelip yaptırabilirsiniz. İşte bir arkadaşınızın düğünü vardır ya da doğum günü partisi vardır. İşte ona özel bir hazırlık yapmak istersiniz. Böyle saç taçları gerçekten oldukça moda. Aynı zamanda işte doğum fotoğraflarında böyle çekimler için de yapılabilir. Yani onun dışında abiyelerle de bence değişik bir alternatif. Gayet de güzel. Örneğin bu başımdaki taç ne kadar? O 165 lira. 165 lira. Ben bunu böyle taktım. Şöyle bakın. Bu bir alternatif. Siz bunu böyle de takabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şöyle. Eğer isterseniz siz bunu biraz daha aşağıdan şöyle de takabilirsiniz. Saçınızın şurasını ördürüp bence fikir olsun. 160 liraymış. Tabii bunun yine farklı renkleri var. Şunu şöyle koyalım. Bakın örneğin mor rengi de var şöyle. Bu ne kadar? Bu da mı 160? 100 lira. 100 lira. Bu niye 100 lira da o 160? Yıldız, Yıldız. Diğeriyle aynı. Ütü çiçektir. Elde yapılıyordur. İpek kumaştan. Bunlar diğer normal bizim kullandığımız çiçeklerden. Ha, çiçek farkı olduğu için. Olduğu için. Bakın. Bu da güzel oldu yani. Bence güzel oldu. Yani bakın. Bahar'ın gelişini bile böyle renklerle karşılayabiliriz sevgili seyirciler. Bahar'ın, yazın, değil mi? Aynen. Kışa girişi de kutlarız, onu da karşılarız. Bize yeter ki kutlama olsun. Şöyle taçlar da var. Bakın bunlar da gerçekten çok güzel taçlar. Taçlarla yapılmış bunlar. Bakın. İçine renkli inciler de kullanılabilir. İstenirse daha krem rengi incilerle çalışılabilir. Şimdi bu iki taç da aynı. Sadece incilerin rengi farklı. Bakın. Başımdaki pembe. İstenirse abiyeyle de kullanılabilir nişanlarda söz yapıldığı zaman. Ya da gelinlikle de bazen renkli kullanılabiliyor. Ama genelde gelinlik olarak seçtiklerinde incili tercih ediyorlar. Hem gelin oldum hem abiye giydim, arkadaşımın düğününe gidiyorum. Açıkla bana bunu Yıldız. İkisinden de hevesimi aldım gördüğün gibi. Bakın. Bunu da böyle tercih edebilirsiniz. Bunların fiyatı ne kadar Yıldız'cığım? Bunlar 175. 175 liraymış, tamam, gayet de güzel. Tamamı kristal taşlarla yapılmıştır. Gayet de güzelmiş, ben bayıldım ya. Evet, bana mı güzel geliyor? Yok, siz de güzelsiniz. Ay Allah'ım. Ay Allah'ım, teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Eğer ben taç kullanmak istemiyorum, düğünümde saçıma bir maşa ya da böyle
böyle biraz daha salaş bir topuz ya da abartı topuz yaptır. Ne istiyorsan yaptır. Öyle bir şey tercih ederim diyorsanız, taç istemem diyorsanız. Şöyle isterseniz yana bunu koyabilirsiniz. İsterseniz yapacağınız topuzla şöyle tutturabilirsiniz. İsterseniz saçınızı şöyle yapıp böyle yaparsınız. Ki modada dediğim gibi geçmişe bir dönme var. Bakın. Yani bir şey yeter ki kullanmak isteyin. Bunu düğünde kullandınız. Ya da abiye de kullandınız. Ay ben bir daha kullanmam demeyin. Bakın. Nasıl oldu? Çok da şık oldu. Yani bakın. Yaka iğnesi gibi. Bakın. Yani. Aynen. Yeter ki bir şey kullanmak isteyin. Bu ne kadar? Onlar da 120 lira. 120 liraymış. Bence çok güzel bunlar. Ve tabii ki şöyle örgüleriniz için de yine. Kristal taştan yapılmıştır onun. Bunu da yine böyle de kullanabilirsiniz. Örgünün arasından geçirtebilirsiniz. Bununla saçınızı toplattırdıktan sonra kenarını kaplatabilirsiniz. Yani bence burada çok alternatif var. Ve fiyatlar bilmiyorum. Ya, bana göre uygun Yıldız'cığım. Kolye olarak da kullanılabilir. Genelde benden çıkar bak böyle fikirler. Yıldız olduğumuz için yani, bu sefer de benden çıkıyor. Ama bir dakika bak, bileklik olarak da kullanabilirsiniz. Eğer isterseniz bunu flarınıza dolayıp flarınızla birlikte de bileklik olarak kullanabilirsiniz. Bunlar hep alternatif sevgili seyirciler. Yıldız ben gidiyorum. Kalıyorsun tek Yıldız. İşin gücün rast gitsin. Çok teşekkür ederim. Bakın ay rica ederim, olur mu? Siparişe göre gelinlik yani gelinler için taç, abiye giyim için taç. Onun dışında el bakın. El çiçekleri, doğum günü organizasyonu, yukarıda Kıra görmüş olduğunuz baş taçları. Bakın. Söylüyor adaşım zaten. Ne istiyorsanız var burada. Hediyelikler. Bak kına için hediyelikleri de Mithat gösteriyor. Rujundan ojesine ya da ne istiyorsanız. Kaftanından kesesine. Fiyatlar ne kadardan başlıyor? Onlar da 2,5 liradan başlıyor. Kullanılan malzemeye ve işçiliğe göre de değişiyor. İşin gücün rast gitsin çok o zaman. Teşekkür kolay ederim. Gelsin. Çok sağ olun. Kadıköy'de bu çarşıya gelirseniz bekliyoruz. Bu kadını unutmayın. Adı Yıldız. Uğrayın buna mutlaka. Görüşmek üzere Yıldız. Hoşçakalın. Bu çarşıda hem düğün, hem kına, hem nişan, hem doğum günü organizasyonu, hem işte bir mevlidiniz olur, bir şeyler dağıtmak istersiniz. Bu tip organizasyonlar için birçok satın alabileceğiniz uygun fiyata ürünler var. Ve bu girdiğim mağazalarda ürünleri uygun fiyata yine yaptırabilirsiniz. Birçok terzi var. Mesela erkekler için smokin takım elbise diken çok güzel bir dükkan var burada. Bütçeniz ve zevkiniz doğrultusunda ne yaparsınız? Gelirsiniz ya diktirirsiniz ya kiralayıp satın alabilirsiniz ya da. Örneğin böyle bir dükkan da var. Pantolonlar 20 liradan başlıyor sevgili seyirciler. Bunların kumaşını alıp 20 liraya diktiremezsiniz açıkçası. Bakın örneğin şöyle ceketler var. Diyeceksiniz ki Yıldız bunlar giyilmiştir. İşte ikinci eldir falan, hiç de öyle bir şey yok. Hepsinin de etiketi üstünde. Bakın örneğin şöyle pantolonlar var. 30 lira. Ben yere düşürdüğümü hemen alayım. Şöyle demek ki ne olacak? Satılacak. Değil mi Mithat? Bakın yine şöyle ceketler var. Bana mı uygun geliyor? Ben anlamadım ki. Fiyatlar gayet uygun yani Mithat, değil mi? Yani sevgili seyirciler bakar mısınız? Şöyle. 30 lira 20 lira. Hem de böyle kapalı alışveriş merkezi gibi olan bir çarşının içinde yani. Bir de dükkanın içine girelim bakalım neler varmış neler yokmuş ki. Burada da çok güzel ketenden etekler var. Kirli gibi duruyor. Ne yaparsınız? Yıkarsınız ya da kuru temizlemeye verirsiniz. Gayet de güzel bir şekilde giyersiniz. Abi diyor ki yıkayın pırıl pırıl oluyor. Yıkayın pırıl pırıl oluyor diyor. Bu dükkan çok renkli bir dükkan. Gerçekten ürünler çok uygun. 20 liraya hani bunun kumaşını alıp diktiremezsiniz böyle bir eteği mesela. Değil mi Mithat? Evet diyor. Örneğin şöyle keten gömlekler var.
Bu çok güzelmiş gerçekten de. Hatta bundan alalım. Mithat diyor ki göster bakalım dedi. Bakın gayet güzel. Su her şeyi temizliyor sevgili seyirciler. Kalp pisliği hariç. Yine orada dışarıda gösterdiğim ceketin asılmış şekilde olanı var. Ne kadar abi o ceket? 75 liraymış. 390 liraydı. 390 liradan 75 liraya düşmüş. Bir şöyle dükkana bakın sonra ne yapayım. Ben sizi karşılayayım. Buyurun. Yeah. 35 lirayla yola çıkmıştık. Dükkana baktınız. Gerçekten çok güzel bir keten gömlek aldım. 20 liraya. Şöyle göstereyim. Bakın. Gerçek keten. Hiçbir yerde de bulamam bu fiyata. Bakın şöyle farklı ve güzel bir ürün var. Bu ne kadar 20. abi? Kaç? 20. 20 liraymış bu da. 90 liraydı ya. 90 liradan 20 liraya düşmüş. Bu da güzelmiş. Sence Mithat? Süper kumaş. Mithat diyor ki güzel diyor. Abi de diyor ki gel abi yanıma gel. Ütü mütü istemez yıka yıka kullan diyor. Evet, evet. Ya sen ne şıksın abi. Bir dakika dur vermeyeceğim alacağım belki dur. Sen ne kadar şıksın. Sağ olun. Çok kravatın, şöyle cep mendilin. Sana 41 kere maşallah sen müşterilerini böyle mi karşılıyorsun? Yaş 70 tabii tabii. Ben yaş 70 mi? 10 yaşından beri kravat takarım ben. Sana helal olsun. Sağ olun. Gerçekten sana helal olsun. Ben büyüktü Türk. Evet. 500 metre kadar. Evet. 20 tezgahlarım vardı. Evet. 17 sene içinde hepsi gitti. İsim? Hidayet İzgi. Sevgili seyirciler, İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy ilçesine gelirseniz eğer Efes Çarşısı'nın içinde mutlaka Hidayet abinin dükkanına gelin ve alışveriş yapın. 20 liraya pantolonlar var. Hepsinin yeri güzel. Çok güzel bluzlar var. Keten eteğinden keten bluzuna gömleğine kadar birçok güzel ürün var ki ben 35 lirayla yola çıktım. 20 lirasına keten gömlek aldım. Hidayet abi zamanında durumu çok iyi olan bir abiymiş. Kadıköy'ün en hızlı mal satan esnafıydım. Biz kamera arkasında biraz sohbet ettik kendisiyle ama kendisi diyor ki Allah'ın imtihanı bu diyor. Benim diyor yanında 20 tane çalışanım vardı diyor. Ve fazlasıyla diyor müşterim vardı diyor. İşte 2 tane lüks arabam, villam, evlerim vardı diyor. Ama Allah'ın imtihanı bu diyor. Şükrettim diyor. Ve diyor yaşamaya devam ediyorum. Allah birçok şeyle bizi sınar diyor. Pes etmemiş Hidayet abi. İmtihan. Hepimize örnek olmuş. Bakın imtihan diyor. Yine kazanacağız inşallah. Bak yani hayatta mutlaka bir şey oluyorsa bir sebebi vardır. O yüzden hiçbir şey canınızı sıkmayın. Çünkü gerçekten Allah bizi sağlığımızdan sadece etmesin. Ve bizi sevdiklerimizle sınamasın diyelim. Ben muhtemelen birazcık çarşıyı gezip daha sonra geleceğim de buraya astığın bu bluzu satın alacağım. Tamam mı? O zaman hayırlı işler sana. Ah, teşekkür günler, ederim de gömlek günler, için. Teşekkürler. Çaya işin gücün rast gitsin. Geleceğim çaya kahveye de geleceğim. Hoşça kal. Pantolon geliyor önümüzdeki hafta. Tamam önümüzdeki hafta 10 model pantolon gelsin. Ben kamerasız buraya geleceğim. Tamam. Tamam kolay gelsin. O zaman ne yapalım? Çarşıyı karıştırmaya devam edelim. Görüşürüz Hidayet abi. Çarşıda gezmeye devam ediyoruz sevgili seyirciler. Burası Kadıköy'ün en eski çarşılarından biri. Bu çarşıyla ilgili şunu söyleyeyim size. Eskiden sinemaymış burası sevgili seyirciler. Daha sonra böyle küçük küçük dükkanların olduğu bir çarşı haline getirilmiş. 50 seneden fazladır da bu çarşı burada. Yani kapalı bir çarşı. Burada yazın sıcağında ve kışın soğuğunda düğün, davet alışverişinizi ya da gelinlik, abiye alışverişinizi yapabilirsiniz. Bazı dükkanlar haftanın 7 günü açık, bazı dükkanlar haftanın 6 günü açık. Onu söyleyeyim size. Ve ne yapalım? O kadar gezdik, gelinlik dedik, nikahın imamını da kıyarız, hükümetin de kıyarız dedik. Bir tane gelinlik dükkanına girelim, bakalım burada fiyatlar ne kadarmış hem de size fikir vermiş olalım. Hadi gelin.
Nikahın imamını da kıyarım, hükümetini de. Sabrına başlarım, sükunetine de. Çalsın davulu zuru nasıl bizim havadan. E oynar elbet birileri kız tarafından. Oynamaz mı? Düğün, dernek oynamak için var. Gelin kısmı oturur, gelin kısmı oynamaz diye bir şey yok. Ay gelin dediğin oturur düğünde. Kayınvalide ayıplar, erkek tarafı ayıplar, babaanneye ayıp olur, anneanneye ayıp olur, işte kıza şeye ayıp olur, ona ayıp olur, buna ayıp olur. Öyle bir şey yok. Düğün oynamak için var. Yanlış mı düşünüyorum Mithat? Yani. Yapıyorsan oynayacaksın. Yapıyorsan doğru söylüyor Mithat. Düğünü yapıyorsan oynayacaksın diyor. Aynen böyle böyle. Mithat da oynuyor şu an. Oynayacaksınız işte böyle. Ha? Çifte telli çalacak. Mithat da oynadı, ben de oynadım. Düğünün amacı eğlenmektir sevgili seyirciler. Milleti doyurmak değil bence. Yanlış mı düşünüyorum abla? Yok, yok, güzel düşünüyorsun. Şimdi iki gelinlik yapıyoruz. Ya. Tabii. Biri nikah için, akşam eğlence için kısa. Kısa bak, after party. Sizin zamanınızda var mıydı? Yoktu o kadar. Bu kadar ağırlık yoktu ama... hakikaten şimdi öyle çalışıyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Ha. Güzel de oluyor. Ağır olanı çıkartıyorsun. Bir anda böyle hafif bir şekilde o after party'de böyle böyle oynamaya başlıyorsun. Abla çarşının en eski esnafı. Huriye abla kendi dikiyor ve size ne yapıyor? Düğün zamanı yaklaşınca teslim ediyor. Sadece gelinlik değil, büstiyer. Bakın Mithat göstersin hemen. Şöyle büstiyer. Bakın yine hemen şöyle arkamızda var. Şimdi bazen gelinliklerin üstünde sadece büstiyer oluyor. Alt kısmı ayrı olabiliyor. Birleşik olmuyor. Çiçekler var burada. Onun dışında bakın şöyle gelinlikler var. Onun dışında bakın şöyle abiye bir kıyafet de var. Buraya gelip Huriye ablaya, çarşının en eski esnafı olan Huriye ablaya özel dikim gelinlik ve abiye kıyafetinizi ne yapabilirsiniz? Diktirebilirsiniz. Huriye abla bakmayın böyle sert duruyor. Ne güzel gülüyor. Gözleri zaten maşallah. Nazar boncuğum olur musun bu bölümde sen benim? O nazar boncuğum ol sen benim bu bölümde. Fiyatlar ne kadardan başlıyor? Fiyatlar 1,5 ile 3,5 arası değişiyor. Arada bu kadar. Şimdi o kadar mı sadece? Tabii çok özel tasarımlar olabiliyor. O 5'i 5000 lira oluyor. Huriye abla. Ne kadar bir gelinlik ver bana ya. Ben gidiyorum güzel, kendi gelinliğimi kendim alıp çıkıyorum. Tamam. Çok uygun sende fiyatlar. Evet duvar fiyatına ben burada gelinlik yapıyorum. Ne güzel söylüyor. Huriye abla duvak fiyatına gelinlik yapıyorum diyor. Her zaman diyorum ki bir yere gittiğimizde bilindik yerlerin dışında yolda caddede gezerken sağımıza solumuza bakalım. Orada belki içeriye girdiğimiz zaman... Keşfetmemiz gereken böyle çarşılar, pasajlar ya da dükkanlar olabilir. Ya da kafamızı şöyle kaldırdığımızda bir restoran olabilir. Ya da çok hoşumuza giden kıyafetlerin satıldığı bir mağaza olabilir. 1500 liradan en pahalısı 5000 liraya kadar gelinlik yapıyormuş. Ben dışarıdan gelen bana nadir girer. Ama tavsiyeyle ben bugüne kadar ayaktayım. Öyle mi? Bir ailenin 5 çocuğunu evlendirdim. Onların arkadaşları ona tavsiyeyle bana gelir zaten müşteri. Ya sana helal olsun ya. Bu arada benim teyzeme de benziyorsun sen. Hafize teyzem var benim. Ona da buradan selam söyleyeyim. Görmüyorum uzun süredir. Teyzeme de çok benziyorsun. Allah işine gücünü rast getirsin. Burada gerçekten çok güzel ürünler var. Huriye abla bir şey soracağım sana. Bu ne kadar mesela? O 3000 liraymış. Böyle bir gelinliğin fiyatı. Mithat gösteriyor musun izleyicilerime? Gösteriyor Mithat. Örneğin böyle bir gelinlik var. Bu ne kadar Huriye abla? O da 2500. 2500 liraymış. Böyle abiye bir kıyafet var Huriye abla. Bu ne kadar? O da gidip gelen bir tasarım. Gidip gelen tasarım nasıl oluyor? Gelinlik bu. Onu ben bozdum. Kosik otomotivleri gelinle yapmıştım bunu ben. Evet. Geldi kiralık. Kiralıktı. Aldım altını öylesine. Daha bu bitmedi.
Bitmedi. Peki bunu böyle satarsan ne kadara satarsın? 2'ye satarım. 2000 liraya satarmış bakın. Gayet de güzel sevgili seyirciler. Buraya geldiğinizde gelinlikle kiralayabiliyorsunuz aynı zamanda. Ne kadardan başlıyor kiralık fiyatlar? O da 1000 liradan başlıyor. O da gene 3'e kadar değişiyor. 1000 lirayla 3000 lira arasında gelinlikle kiralayabilirsiniz diyelim. Ve Huri abla hayırlı işler, bol müşteriler. Haftanın kaç günü çarşının içindesin? Öğlende genelde geliyorum. 6'ya kadar. Haftanın kaç günü ama? 6 günü. 6 günü pazar hariç Huri ablayı burada çarşıda bulabilirsiniz. O zaman siz bir... Cepten ulaşabilirsiniz çarşıya geldiğinizde Huri ablanın dükkanı kapalıysa. O zaman şöyle bir bembeyaz rüyada kaybolmak ister misiniz? Buyurun. Bebek adımlarını takip ettim ve çok güzel bir yere geldim. Bebeğinizin mevlidi mi var? Bebeğiniz doğmadan önce baby shower partisi mi yapacaksınız? Yoksa cinsiyet partisi mi? Yoksa bebeğiniz doğduktan sonra bir yaş partisi mi? Ne ararsanız bu güzel dükkanda bulabilirsiniz sevgili seyirciler. Şöyle hemen bakalım. Kız çocukları için, erkek çocukları için ya da bebek odaları için tasarım ve başkalarında olmayan her şeyi buraya gelip isterseniz satın alabilirsiniz, isterseniz siparişe göre yaptırabilirsiniz. Hastane odası süslemesi mi? Tabii ki yapıyoruz. Biliyoruz ki bu anneler için çok önemli. Çünkü anneler gelen misafirlere hava atacaklar. Önemli olmaz mı? O zaman şöyle bir göz atın. Daha sonra ben sizi fiyat bilgileriyle ne yapayım karşılayayım. Buyurun. Funda Hanım, gerçekten çok güzel ürünler var. Şimdi Allah nasip ederse kız kardeşim hamile ikinciye bir kız evlat dünyaya getirecek ama Antalya'da. Beklemeyin o yüzden. Organizasyonu yaptırmıştır o. %100. O ayarlamıştır. Sen o yüzden Antalya'ya gitme. Ben doğuracağım senin için. Funda Hanım, ben senin için doğuracağım. Bir heves ettim buraya gelince. Anlatamam sevgili seyirciler. Ben şu an anneleri çok iyi anladım. Hem baby shower yapan anneleri, hem cinsiyet partisi yapan anneleri, hem bir yaş doğum gününde böyle. Yani cafcaflı partiler yapan anneleri çok iyi anladım şu an. Yani. Bütün ürünleri kendimiz hazırlıyoruz bu arada. Bir şey söyleyeceğim, çok güzelmiş. Yani burası gerçekten çok güzel. Bebeğinizin odasının kapısında böyle güzel süslerle süsleyebilirsiniz. Mithat şu an gösteriyor sizlere. Hastane odasının kapısını, hastane odasının içini, yatağınızı, bebek yatağını. Ay aklınıza ne gelebiliyorsa, ne geliyorsa burada birçok çeşit var. Fiyatlar ne kadardan başlıyor? Yani çok makul fiyatlarımız. Kime göre makul Funda Hanım? Yani size göre. Ya benim çocuğum yok. Bana göre makul geliyor her şey. Tabii ki işçiliğine göre, modeline göre. Mesela en uygun hastane süslemesi ne kadar? Kapı süsü olarak. Kapı süsü ve kapı süsü olarak. 65 liradan başlıyor. En uygunu. En uygunumuz el yapımı olduğu için yani 150-160'a kadar çıkıyor. Peki kapıyı süsledik. Evet. 65 liraya en uygunu. Tabii seçeceğiniz ürüne göre. Süsleyebilirsiniz. Ben de gelip yardımcı olabilirim. Ha bakın iki alternatifiniz var. İstiyorsanız Funda Hanım geliyor, istiyorsanız kendiniz süslüyorsunuz. Peki hastanenin içini süsleyeceğiz. Ya odayı, hastane odasını süsleyeceğiz. Gelen misafirler bir şöyle görsünler odadaki heybetinizi. Ha, o en uygun ne kadardan başlıyor? 1000 liradan başlıyor. 1000 liradan.
Ne her yaptın şey. Ya? Ben vazgeçtim doğurmaktan. Doğurmuyorum Funda Hanım. Sütümüz var, bebek şekerlerimiz var. Şerbet hazırlıyoruz. Ona uygun bardaklarımızı hazırlıyoruz. Başka neler vardı? Takı yastıklarımız var. Ama her şey içinde. Her şey içinde. Her şey içinde. Hiçbir şey yapmıyorlar. 1000 liraya yapıyorlarmış bakın. Aynen. Sevgili seyirciler. Peki mevlitlerde mesela en uygun fiyat? 2,5-3 civarında ürünlerimiz de var. Şimdi 2500-3000 lira diyor ama Funda Hanım burayı pazarlamayı bilmiyor. Ben hemen anlatayım. Hayır. Size. Hayır, dur. Sen dur. Sen dur, yanlış anlatıyorsun. İzleyici anlasın. Şimdi sevgili seyirciler, 1000 liraya bebeğiniz doğduğu zaman hem kız hem erkek bebekler için kapı süsünden başlayarak hem şerbeti hem de içindeki şekerlemeler dahil en uygun fiyat 1000 lira olarak süsleme yapılabiliyor. Bunun yanı sıra mevlit yapacaksınız değil mi? Kız ve erkek çocukları için. Bunu da 1000 liradan başlayan fiyatlarla yapabilirsiniz. Ama 2500-3000 hatta 5000'e kadar çıkan fiyatlarla da yapabilirsiniz. Ama yani burada... Şöyle bir şey var. Ben 2,5-3 liradan kastım. Küçük minik objelerle de bir mevlit hazırlanabilir. Atıyorum. İşte onu diyorum ben de. Evet. Ha, ben de onu diyorum. Dur. Ben de onu diyorum. Yani seçeceğiniz ürüne göre, ürünün çeşidine, adedine göre ne oluyor? Fiyat artabiliyor. Bu ürünleri isterseniz Funda Hanım geliyor, kendisi yapıyor. İstiyorsanız Funda Hanım'a sipariş veriyorsunuz ya da buraya gelip beğeniyorsunuz. Toplayıp gidiyorsunuz, kendiniz yapıyorsunuz. Kendiniz yapınca tabii ki daha uyguna geliyor ama ben olsam kendim uğraşmazdım mesela. Ben biraz üşengeç olduğum için zaten. Bir de tembelim laf aramızda. Tek aramızda kalmadı ama. Ben doğurunca arayacağım sizi Funda Hanım. Yani burada birbirinden çeşitli ürünler var. Doğum günü organizasyonu, dediğim gibi mevlüt, hastane odası süslemesi, yani diş buğdayı partisi olur. Aklınıza ne gelirse. Ya bizim tek farkımız ev yapımı oluşu. Her şeyi elimizle yapıyoruz. Parkımız elimiz diyelim ve sizi burayla baş başa bırakalım. Haftanın kaç günü açıksınız? Haftanın 6 günü açık. Haftanın 6 günü açıklar. Pazar günü tatil yapıyorlar. Diğer günler çıkın çıkın, gelin o zaman Kadıköy'de bu çarşıya yolunuz düşerse. Rica ederim, hayırlı işler. Hanımefendiler, hanımefendiler, evimizde biraz beyefendiler için neler var neler yok bakalım değil mi? Takım elbise, smokin, gömlek, kravat nereden satın alabilirim ya da nereden kiralayabilirim diye düşünüyorsanız, düğüne, davete gidecekseniz ya da özel bir yere yemeğe gidecekseniz hiç düşünmeyin. Ben ne yaptım? Yine size rehber oldum. Çarşının 3. katındayım, gezmeye devam ediyorum. Şu an gireceğim dükkanda. Hem smokin hem takım elbise isterseniz satın alabilirsiniz, isterseniz üstünüze uygun diktirebilirsiniz, isterseniz de kiralayabilirsiniz. O zaman hadi gelin. Papyon smokin, takım elbise nereden alırım, nereden kiralayabilirim? Hiç düşünmeyin. Burada Hasan abiler. Kiralayabilirsiniz. Hasan abi, nasıl büyüdü bu göbek? Bilmem. Yani babam gibisin ya. Yemekle yalan. Hiç zayıflayayım demek yok. Hiç öyle bir şeyim yok. Ha, babam da öyle. Hiç. Babama diyorum ki bak babacığım, bu kadar yiyorsun diyorum. Bir gün diyorum diye gideceksin, Allah korusun diyorum. Yeme, sağlığına dikkat et, şekerin, tansiyonun çıkacak diyorum. Benim diyor sağlığım yerinde, zorla diyor bana şeker, kalp, tansiyon çıkarttıracaksın. Aynen diyor. Öyle. Ha böyle iyi. Kolesterolüm yok, şekerim yok, tansiyonum biraz, onu da dengeliyorum. Allah daha iyi yapsın ya. Amin. Göbeğim ve sana mutluluklar diliyorum. Rica ederim. Alamıyorsun değil mi? Şaka yapıyorum. Hiç, kendime bağışık bir insan. Süpersin. Şimdi önce şunu sorayım. Her bedene göre çocuk ve... 4 yaşından çocukta başlıyor. Her bedene göre var.
Özel dikim de yapıyorsun. Özel dikim yapıyoruz. Yani kendime göre bile smokin var. Ben 160 kiloyum bu arada. Bak 160 kiloya kadar smokin var. Mithat 160 kiloyum deyince ne tepki verdi gördün mü? Yok bakmadım. Yaptı. Ya. Her bedene göre var. Olmasa da dikiyoruz. Hem kiralık dikiyoruz hem satılık dikiyoruz. Kiralığı da mı dikiyorsun? Kiralığı da dikiyoruz. Satılığı da dikiyoruz. Hazırda da kendimiz dikiyoruz. Konfeksiyon değil. Gömlekler hariç. Gömlek benim işim değil. Gömlek dikmiyoruz. Diğer her şeyi, patronu, kuşağı, her şeyini kendimiz dikiyoruz. Peki bir şey soracağım sana. Ne kadardan başlıyor fiyatlar? En ucuz kiralama fiyatı mı? Evet. Şimdi çocuklarda değişiyor. Çocuklarda 75 ile 150 arası. Büyüklerde, yetişkinlerde de garson boydan başlıyor. Yani 42 bedenden başlıyor. 350-600 arası. Bunun içine gömleği, paplonu, kuşağı, kol dövmesi dahil. Bana mı uygun geliyor Mithat? Karşıyla kıyaslarsan Avrupa yakasıyla bu yaka daha ucuz. Ve Anadolu yakası da benden başka bu işi yapan yok. Bak çok iddialı konuşuyorsun. Evet yok. Bak çok iddialı. Göbeğin konuşsun. Sen sus, ben göbeğin konuşsun. 1996 senesinde burada bu pazarda bu dükkanı açtığımda 10 tane vardı. Bir tek ben vardım. Hepsini kuruttum diyorsun. Yok öyle bir şey demiyorum. Artık sektör biraz belki değişti. Hasıla kaydığı için. Bir şey söyleyeceğim. Bak. Sana helal olsun. Fiyatlar uygun mu Mithat? Çocuklar için kiralama 75 liradan 75 başlıyor. Başlıyor. Evet. Yani yetişkinler için de garson boydan 350 liradan başlıyor. Gömlek, papyon, kuşağı ve kol düğmesi 350 ile 650 lira arasındaymış. Sevgili seyirciler çok enteresan. Yani hani özel bir yere gideceksiniz ya da çok şık bir yerde bir davet var falan. Smokin almak istemiyorsanız gelip buraya üstünüze göre diktirebiliyorsunuz. Kimler kiralıyor bir bilseniz. Kapalı kutu gibisin maşallah. Tabii. Yani siz zannediyorsunuz ki herkesin evinde bir smokin var. Herkes bir smokin yani giyip gidiyor zannetmeyin. Birçok kişi gelip kiralıyor. Vay be. Bunların da ünlüler de dahil. Çünkü biz Türk milleti olarak erkekler özellikle çok çabuk kilo alıp verdiğimiz için hazırda smokin pek tutmuyorlar. Damat olurken alıyorlar. İki sene sonra onun içine giremiyorlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Hasan abi satın almak istersek ne kadar oluyor satın fiyatlar? Satın almak isterseniz ben dikmeyi daha çok tercih ediyorum. Burada hazırda satılıklar da var. 2500 liraya satıyorum. Dikmeyi de 2500 liraya yapıyorum. En ucuzu. En ucuzu. Kumaşla göre değişiyor ama. İngiliz kumaşları daha farklı, İtalyan kumaşları daha farklı. Ama üzerinize göre kiralık da diktirebiliyorsun. Damatlar daha çok tercih ediyor. Yarısından 1250 lira kiralık dikiyoruz. Yine prova yaparak dikiyoruz. İki kere prova yapıyoruz. Kullanıyor. İşi bitince geri getiriyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Haftanın kaç günü açıksın bu çarşıda? Pazar günü hariç sabah 9, akşam kışın 5.30, yaz dönümü de 7.30 açılır. Kadıköy'e geldiğinizde Hasan abiyi bulun. Çocuğunuz ya da kendiniz için ya da abiniz, babanız, işte erkek kardeşiniz, eşiniz için takım elbise smokin. İster kiralayın, ister diktirin. Bilmiyorum, bana göre fiyatlar uygun. Mithat sen ne düşünüyorsun? Hayır. Mithat da gayet uygun diyor ki kendisi gerçekten hemen hemen her yerde neyin ne kadar olduğunu benden daha iyi bilir. Yani 6 günü de buradaymış, haftanın 6 günü. Hasan abi yalnız burada değil ama. Hasan abi ve göbeği haftanın 6 günü burada. Çok kısa bir bilgi vereyim size. Ben internet sistemi kapattım. İnternet sitesi dahi kullanmıyorum. Kalitemden ödül vermemek için. Talep çok olunca ben ödün vermek zorunda. Çok havalısın ya. Allah değilim. İşini gücünü rast getirsin. Yani kesinlikle değil. Yok ama ben onu zaten. Ya sen mükemmelsin ya, şaka bir tarafa. Allah ben işini gücünü rast getirsin 10 senin. 10 sene önce bir smoking giydirdim. Diye de bir işim vardı. Kimse bu iş yapılmaz diyordu, gittim. Çocuklar abi sen bana smoking verdin. Ha yapılmayacak bir iş değildi. Biraz meşakkatli bir işti. Yaptı. Bak yılmamışsın, mücadele etmişsin. Sana helal olsun. Bunu kamera arkasında devam edelim artık. Mithat gitmek tamam. İstiyor artık. Tamam. O zaman biz Hasan abiyle sohbete devam ediyoruz. Ne demek? Rica ederim.
3 kuruş fazla olsun, kırmızı olsun, benim olsun demişsin. Sevgilim öyle giydirdi. Ha öyle mi? Allah Allah. Biz Hasan abiyle sohbet ederken son kez şöyle bir dükkana bakın. E ne yapalım? Başka bir dükkanda, çarşının içinde sizlerle buluşalım. E burası 4 katlı bir çarşı. Çok güzeldir. Baktık. Nikah şekeri, taç, çiçek, gelinlik, arada giymek için gömlek de satın aldık. Sonra ne yaptık? Geldik. Nereye? Tabii ki davetiyeye. Gelen konukları nasıl davet edeceğim ben? Tabii ki buradan davetiye seçerek. Şimdi Efes Çarşısı'na geldiğiniz zaman bu güzel davetiye satan dükkana giriyorsunuz. İster davetiyenizi seçiyorsunuz, isterseniz de magnet şeklinde nikah şekeri olarak dağıtabileceğiniz, şöyle Mithat göstersin sizlere, açacak, işte kendi fotoğrafınız olur ya da farklı bir beğendiğiniz aranızda olan bir şiir olabilir. Onları ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz burada yaptırıyorsunuz sevgili seyirciler. Hemen alt tarafında farklı davetiye alternatifleri de var zaten. Hem kare olmak üzere hem dikdörtgen olmak üzere. Yani onların neyini seçiyorsunuz, bir de zarflarını da seçiyorsunuz. Yine bakın bu şekilde davetiyelerde isterseniz tercih edebilirsiniz. Tabii bunlar biraz daha cüsseli olduğu için fiyat da bir o kadar cüsseli oluyor. Ama buraya geldiğiniz zaman bakın yine şöyle bardak altlıklarından da ne yapabilirsiniz? Yaptırabilirsiniz nikah şekeri olarak. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi davetiye dedik ya sevgili seyirciler. Davetiyelerde ne oluyor? Seçtiğiniz ürünün kalitesine göre fiyatta ya böyle oluyor ya böyle oluyor. Ve adede göre. Tabii ki bu düğün zamanında, şimdi ben çok uygun falan diyorum. Düğün zamanında ne oluyormuş? Her şey bir iğne bile pahalı geliyormuş. Gelmesin. Ben size rehber oluyorum. Nereden neyi nasıl alabileceğinizi sizlere göstermeye çalışıyorum. O yüzden pahalı gelmesin, olur mu? Allah inşallah yardımcınız olsun bütün evlenen çiftlerin. Bütün böyle organizasyon yapan insanların yardımcısı olsun diyelim ve ne yapalım? Sizi bu güzel dükkandaki davetiyelerle baş başa bırakalım. Belki ben de davetiyeyi seçtikten sonra bir eş adayı bulur. Yuvadan uçarım. Ne dersiniz? Davetiye içerisinde çiçek tohumları bulunan el yapımı tohumlu davetiyedir sevgili seyirciler. Lütfen toprağın 0,5 santim altına yatay olarak ekin ve bir ay sprey sulama, daha sonra normal sulama yapın ve ne olsun, çiçekler açsın. Yani diğer davetiyeler gibi çöpe gitmesin. Davetiyeniz de boşa gitmesin. Ne olsun, siz o güzel topraklarda öyle filizlenin. Bence çok güzel bir şey. Ne kadar bunun fiyatı? 2,75. 2 lira 75 kuruşmuş sevgili seyirciler. Tabii tohuma göre farklı olabiliyor mu? Yok, standart. Tohuma göre farklı olmuyormuş. Standartmış efendim fiyatlar. Böyle ekilebilir tohumlu davetiye tercih ederseniz, ki ben ilk kez gördüm. 2 lira 75 kuruş karşılığında dilediğiniz adedi. Buraya alayım hanımefendi sizi. İsim? Aynur Hanım'a söylüyorsunuz, yaptırıyorsunuz. Aynur Hanım da size ne yapıyor? Teslim ediyor. Bakın gayet de güzel. Bence çok orijinaldi fikir. Evet, sizden mi çıktı bu fikir?
Doğaya bir katkımız olsun dedik. Geri dönsün, çöpe gitmesin dediniz. Ne kadar sen güzel düşünmüşsünüz. Çünkü davetiyeleri gerçekten ben kendimden de biliyorum. Ne yapıyoruz? Çöpe atıyoruz. Aynen yani. Aynen. Zarfa eğer şöyle afilli şekilde bir isim yazıldıysa bazen saklıyorum da. Ya da çok beğendiğim bir davetiye olursa. Ama sonra diyorum ki bunu niye saklamışım ben? Evde gereksiz. Zaten çöpçü muamelesi görüyorum anamdan. Hiçbir şey atmadığım için. O yüzden atıyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Aynen. Geri dönsün. Amacımız o. Doğaya bir katkısı olsun. Şimdi ekilebilir tohumlu davetiyenin yanı sıra burada 1000'den fazla davetiye çeşidi var. 1 liradan başlıyor fiyatlar. Ne kadara kadar aynen çıkıyor? Ucu yok, isteğe bağlı. Ucu nasıl yok ya? Alt tarafı davetiye deyip geçmemek gerekiyormuş. Gerekiyor, yok, evet. Nerede yaptırdığınız önemli, siz önemlisiniz, istekleriniz önemli. Seçimde zorlananlar çok oluyor mu? Kararlı olanlar yok, o çok olmuyor. Ben çok kararsızım, yandılar. Yandınız. Ne aradığını bilen kişiler yok, çabuk seçiyor. Sıkıntı olmuyor. Şimdi nikah şekeri olarak böyle ağzınız tatlansın, gelenlerin ağzı tatlansın diye böyle güzel şekerleri de bu arada tercih edebilirsiniz. Ben aynen ilk kez gördüm mesela. Bu dükkan çok orijinal bir dükkan bence sevgili seyirciler. Satılacak. Komple satılacak. Ekilebilir tohumlu davetiye komple satılacak. Ben sakar değilim lütfen. Şimdi Aynur Hanım'ı bulun çarşıya geldiğiniz zaman. Ben Yıldız'ı izledim geldim deyin. Zaten evet, ikinci katta yani giriş İkinci katında evet, bir alt katı daha var çünkü çarşının. Aynur Hanım size davetiye de nikah şekerinde yardımcı olsun ki burada bakın şöyle nikah şekeri de var. Aynen, sukulentlerimiz. Sukulentler gerçekten çok güzel. Şöyle araba şeklinde. Gelin arabası, gelin arabaya binmiş, ya nasip demiş. Ne diyeyim artık, ben bu dükkanda daha fazla sakarlık yapmadan. Aynur Hanım hayırlı işler, bol kazançlar. Haftanın kaç günü açıkçısınız? 7 günü açıyoruz. O zaman haftanın 7 günü, bakın bazı dükkanlar haftanın 7 günü, bazı dükkanlar haftanın 6 günü açık çarşıda. Gelip burada ne yapabilirsiniz? Bütçenizin zevkiniz doğrultusunda alışveriş yapabilirsiniz. O zaman buyurun. Ben bu çarşıya bayıldım. Senelerdir Kadıköy'e gelip gidiyorum. Bu çarşıyı dışarıdan görüyorum. Ama hiçbir zaman içine girmemiştim. Program sayesinde böyle güzel yerleri iyi ki keşfediyorum. Umarım siz de benimle birlikte böyle güzel yerleri keşfettiğiniz için iyi ki diyorsunuzdur. 35 lirayla yola çıkmıştık. Geriye ne kadar paramız kaldı? Az parayla gezilebiliyor, bir şey alınabiliyor. Hatta para artabiliyor, görüyorsunuz. İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy ilçesinde Efes Çarşısı haftanın 7 günü açık. Bazı dükkanlar haftanın 6 günü açıklar, bazı dükkanlar haftanın 7 günü açıklar. Çocuğunuzun baby shower partisi, kına organizasyonunuz, düğün organizasyonunuz, nikah şekerleri, davetiye, aklınıza ne gelirse gelinlik, smoking, abiye, gelin tacı, gelin buketi yani... Aklınıza ne gelirse burada bulabilirsiniz. Bütçenize ve zevkinize göre. Burada 20'den fazla dükkan var. Tabii ki ben bu 20'den fazla dükkanın hepsini gezip fiyat bilgisi veremezdim sizlere. Programın süresi buna yetmezdi. Ama siz buraya gelip bütçeniz ve zevkiniz doğrultusunda dilediğiniz dükkanlara girebilirsiniz. Bence benim ziyaret ettiğim dükkanlara da girebilirsiniz. Hepsinin enerjisi çok güzeldi bir kere, onu söyleyeyim size. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyorsa olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha iyisi gelir. Bir şeyin olması gecikiyorsa ona da üzülmeyin. Çünkü geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. Kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kadıköy Boğa heykelinin oradan aşağı inin. Sağ tarafta bu çarşı. Kendinize iyi bakın. 360 ekranlarından ayrılmayın. Hoşça kalın.